Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Egg of History 2'de Makedonya serimize kalmadan önce size bir şey göstereceğim. Ben bir mod üstünden çalışıyorum ama bunda birkaç tane sorun var. Onları anlatayım. İlk başta bir mod yapıyorum ve modun Avrupa'da bazı yerler bitti. Şu anda Türkiye ve Yunanistan ekledik. Daha birçok yer yok. Yapmadık yani. Diyeceğim şudur ki mesela şu çizgiler nasıl gidiyor? Onun planlar varsa söyleyebilir. Ve bunu ben deniz yapmak istiyorum. Mesela şu denizi. Ama Yunanistan'a bağlanıyor. Bunu nasıl çözebilirim? Onu söylerseniz çok sevinirim. Bir de bakın harita piksel piksel görünüyor. Onun içinde bir çözüm varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunu göstermem nedeni benim Discord'uma gelip de bu modu yapımında da bana yardım ederseniz çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tek başıma yetiştiremem aylarca. Ben bunu forumda yayınladım ama velakin çok az kişi gördü. O yüzden de yani şey yapmadım. Şimdi biz Lukaksız'ın haritasına geçelim. Geçerken de kolamı da bir yudum alayım. Evet, yüklensin. Biraz yavaş yükleniyor. Durdurayım bari yüklenirken. Normalde bir tuş var. Yükle, ona bastım durması lazım ama durmuyor. Neden bilemiyorum. Neyse %45 olmuş. 46 oldu. Güzel. Yavaş da olsa şimdiden ilerliyor. 4 gündür 5 gündür video yapmıyordum. Onun sebebi OBS sürüyorlar. Sonra evde değildim 2 gün. Ondan sonra birkaç tane daha sorunum vardı. En başı şu. Yaklaşık bir gün önce gelecekti video ama OBS sürüyor. Sesi algılamıyor. Konuşuyorum ama ses gelmiyordu. Ondan çekemedim. Ondan bir gün önce çekesim yoktu. Ondan da 2 günde evde değildim, ondan çekemedim. Yani 4-5 gün dur ben çekmiyorum ama bugün çekeceğim. Makedonya serimiz ile Makedonya İmparatorluğu değil, Büyük İskender Devleti'ni kuracağız. Şöyle oyun yükleye basalım. Burada bizim Makedonya İmparatorluğunu seçelim. Ve kaldığımız yerden bakalım nerede kalmışız, ben de bilmiyorum. En son bir hafta önce falan oynamıştık. Bayağı bir büyümüşüz ama. Bu bölüm neler yapılabilir? Lübnan ve Mısır'a saldırılabilir. Oradan Türkiye, Irak, İran alınabilir. Oradan Hindistan seferimiz olabilir. Başka neler yapılabilir bakalım. Fransa'ya alınabilir. Yani doğudan batıya seferler yapılabilir ama bir ittifak lazım. Almanya'ya direkt ittifakımızı oluşturalım. İran'la da şu anda ittifak olalım. Olmuyor. Olmasınlar bakalım. İsviçre'de olalım. Batı'da ittifakımız güçlensin. Başka bizi Dominik Cumhuriyeti seviyormuş. Ona da olalım. İrlanda da güzel seviyormuş bizi. Ona ilişkileri geliştirelim. Onu İsviçre sevmiyor diye. İttifak olamayacağız. Maalesef. Şimdi ordularımız bizim nerede? Bakalım. Kusura bakmayın ben 2 dakika geliyorum. Çamaşır makinesini kapatmam lazım. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi ordumuz 40-50 bin kişilik bir ordumuz varmış başkentimizde. Şu anlık biraz 6 milyon 800 bin nüfusa göre birazcık daha ordu basalım. Biraz orduyu arttıralım, ondan sonra seferler hakkında konuşuruz. Ki İlk seferimi ben bir
Kime saldıracağız? Lübnan'la Mısır'a saldırırız. Mısır'ın deniz gücü kuvvetli. Yani denizden çıkartmatabilir. Denize 25-30 bin kişilik ordu yollayacağım direkt. Diğer ordular da direkt karadan saldırır. Şimdi ilk başta yapımda olduğumuz modu anlatayım size. Arkadaşlar bu modun adı Anadolu'nun fethinin İngilizcesi Conquest Anatolia mı ne? Yani tam olarak İngilizcem olmadığı için bilmiyorum. Ama Türkçesi Anadolu'nun fethi, onu biliyoruz tek. Allah şükürler olsun, onu biliyoruz ya. Şimdi şuradaki bastığımız ordularla da ordu sayımızı bakalım. 100 bine çıkartabildik mi? 200 bine çıkartmışız. Hay maşallah. Ben burada bir Belgrad'da biriktireyim. Veya Novi Pazar'da. Ben hep bunun Novi Pazar diyor, diye isim geliyor ya. Novi Pazar diye bir yer mi var? Dünyanın birinci gücü kim ki? Amerika. Sormam ayıp. Aramızda ama pek fark yok. Bu bölüm olmasa da diğer bölüm geçeceğiz arkadaşlar. Şu ordular bir toplayalım. Simülasyon işlemleri varmış. Onları da yaparız. Hız. Al işte yenikten haritada kayıyor ya. Hadi bakalım biraz hızlı ol. Aa şeyi unutmuşum bak kaçmayı. Oyun ayarlarına gir. Özelliğin hiç miydi? Aynen. Açtığımıza göre imlecimizle. Şöyle hızlıca orduları da toplamaya çalışayım. Artık ne kadar hızlı olursak. Ondan sonraki seferimize çıkarız hızlıca. Güzel bin küçük burada orada, 50 bin de orada var. Şu istikrarsız bölgelere asimilasyon yaptıktan sonra da 50 bin kişilik orduyu direkt denize, Akdeniz'e yayalım. Diğer ordularımız da 50 bin 50 bin 50 100 150 bin. Şöyle 50 bin 50 bin. Buraya 20 bin koyalım. Aynen. Tam yetti. Sonra biraz hızlandıralım turları. Ordularımız da geldikten sonra şimdi iki devlete, Mısır ve Lübnan devletlerine savaş ilan edelim. Azerbaycan, Azerbaycan neredeymiş? Benim sınırımda olacak illa ya. Orayı da alırız gelmişken. Savaş ilanı tak. Savaş ilanı. Mısır bana savaş ilanı etti arkadaşlar. Yo ben bunu. Lan buraya ne oldu? Arkadaşlar buraya ne olmuş? Ben ayarlarını kurcalamıştım ama bu kadar da olmaz diye tahmin etmiştim. Bayağı bir kurcalamışım. Bakın büyüklüğüne. Bakın. Aa doğru. Şimdi aklıma geldi. Bir hata yaptık. O hatanın bedelini ödeyeceğiz arkadaşlar. Neyse. Ama kötü durdu ya. Mod üzerine çalışıyorum ya ondan. Kötü durdu böyle. Aslında güzel durabilirmiş ama lakin şunlar küçük olunca şunlar büyüklüğü işte bir şeye yaramıyor. Yenildik mi orada? Aa, yenilmemişiz. Okey, burada koordinasyon kapanı gitsin. Bak, gördünüz mü? Ordu kalmadı direkt.
Şuradan ordu basalım biraz diyeceğim. Yenikten harita kaydı. Neredeyiz bir sefer? Tamam, yenikten getirebildik. 50 bin kişi koruyor, ben de kaydı. Buradan da 40 bin kişi. Burada 7 bin kişi koruyor da yardıma gitsin. Tamam, güzel. Anladım. Bildi tamam, benle dalga geçti. Hayırdır birader dedi. Ordum var aslında, nasıl geçtiyse anlamadım pek. Neyse, oradan attık. Şuradan hızlıca başkentine attıktan sonra pek ordusu kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Şuradan da orduları hızlıca bölelim. Böylece Mısır'ı direkt fethedelim. Şurada biraz zorlanacağız gibi. Şöyle yapabiliriz. Ordu kaydıralım biraz. Buraya 5000 kişi kaydır. Buradan da buraya 5000 kişi. Buradaki ordular da buraya gitti mi? Okey olacak şimdi. Buradan da 5000 kişi daha kaydır. Aynen bak. Şuradaki ordularımız da hızlıca Kudüs neresiydi burası? Şam'da biriksin. Dur bir tur yanlışlıkla geçtim be. Şuradaki ordularımız da hızlıca ilerlesin. Aynen. Hiç bir sıkıntı yok. Direkt Mısır aldık. Hatta Mısır'la Libya savaş ilan etmiş ve Mısır yenmiş ve o yüzden Libya'dan da küçük topraklar alabiliriz. Sınırımız kötü olsa da alacağım ben. Yani almak zorundayım. Mısır'ı burada bitirmek zorundayız. Yoksa Mısır bizi bitirir. Mısır'da hayla, ben Mısır'ı bitirdim sanıyorum. Mısır'ın da Afrika'da öyle ilerlemiş ki. Tamam, barış anlaşmasını yapayım. Yapalım. Zaten ben tek Mısır istedim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Kısır'a falan gerek yok. Onlar Kısır'a doğru ilerlemiş. Bize Mısır yeter. Aynen. Şöyle aldık mı topraklarımızı? Bütün Mısır'dan çıkartır isek. Okey. Şurayı da al hadi. Al, benden büyük kim var? Ordular da bir toplarsak güzelce. Giza'da bir, neresi burası? Kahire'de biriksin birazcık. Sonra onları da Şam'a götürürüz. Oradan da başkentimize giderler. Kaç bin kişi kalmış? 130 bin. Bayağı bir kişi ölmüş. Yani bunlarla da barış antlaşması yapmayı unutmuşuz. Yapalım. Burada koordinatımız da hızlıca. Veya direkt Ankara'ya gelsin. Başka seferlere de çıkacağız. Şuradaki asimilasyonlarımızı da hızlıca yapalım. Evet hadi ol be. Al işte. Kısır almadık ki, ondan böyle tafraları var. Bu Sudan var ya, Sudan salak. Zaten sana daldı adam, daldı. Ben senin topraklarını kurtarıp sana verecektim. Ama hiç anlamıyor ki siyasetten. Boş. Bu hep Moritanya. Senle de boş olalım. Şuradaki bir teknoloji puanında üretim gelirine. Şuradaki simülasyonları bize yeniden yapalım. Şimdi ben bu paranın hepsini ve hepsini araştırmaya vereceğim.
Çünkü araştırmada dünya bakımından kötü durumdayız. Brezilya, bakınız, Japonya, Hindistan falan bizi geriledi. Hindistan'la savaşmak için Hindistan'dan güçlü olmak lazım. Yoksa yeniliriz. Kim, bakın arkadaşlar, burası değişti biraz. Daha güzel oldu bence ama bu şu ikinin yanında bu daha güzel tabii ki. Hepsini değiştireceğiz yavaş yavaş. Mod için. Bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve lakin sonra mod yapıyorum bildiğiniz gibi. Mod kursa katılmak istiyorsanız yoruma abi yazın veya yazmayın abiyi. Mod da sana yardımcı olabilir miyim yazabilirsiniz. Ben de Discord'umu gelirim size. Gelirsiniz orada mod yaparız güzelce. Burada 4 tane araştırma puanını araştırmaya vereyim. Teknoloji puanını, özür dilerim. Hala dünya birincisi değiliz. Şöyle asimasyonlar kalmış, onları da yapalım. Ekonomide dünya kaçıncısıyız? Amerika'yı geçememişiz. Nüfusta ise Amerika'yı sollamışız. Demek ki Amerikan halkı bizim halkımızdan daha da iyi durumdadır. Ben bunu anlıyorum. O yüzden biraz ekonomiye yatırım yapalım. Bir 1,5 milyon para yeter. Bu konuda sıkılabilirsiniz arkadaşlar. Haklısınızdır. Ama bu oyunun amacı da budur. Hem ekonomide yatırım yapacağız hem de diğer işlerde. Para da su gibi akıyor ya. Ama aşağı akıyor. Su nereye akar arkadaşlar? Aşağı akar. Yani kaybederiz sudan. Her aktığında aslında para kaybederiz. Yani o yüzden çelişkilidir bence bu. Tamam. Bir tane teknoloji puanını araştırmaya verelim. Bu da ekonomimiz birazcık büyümüş. Şunları da yapıp kaç dakika olmuş ben bir bakayım. 16 dakika, tamam, mis. Bir seferli olmaz ama. Irak'a ben bir ultimatum yollayayım. Sen kimsin diyelim. Sen kimsin? İran mı? Irak mı? Senin ben bütün topraklarına bir toprağım mı var? Koskoca Irak bir topraklı olmuş. Alalım, al. Türkiye ultimatum yolla direkt, savaşma artık. Güçsüz devlet, adam güçsüz. İran savaşı için ultimatum yollayacağım arkadaşlar. Yani şey yapmam lazım daha doğrusu. Ultimatum savaşa da ben savaş şansım yok yani, vakit kaybı bence. Zaten savaş kıtası kabul etmedi. Yeni bir sefere çıkıyoruz. Ordular da hızlı, ben bir dizeyim. Türkiye kimmiş görsün. Bizim sözümüz kanundur. Onu bir anlasın Türkiye. Şöyle ordularımızı hızlıca dizelim ve Türkiye'yi yerin dibine sokalım. Irkçılık olmayın arkadaşlar. Bu sözü dediğim için bana dislike atmayınız. Lütfen, uyarıdır. Buradaki ordularımız da şurada dursun. Ordularımız bir yerleşe dursun. Okey, bütün ordularımız yerleşti. Aynı şekilde Rafah'ta altın çağımızı yaşıyormuşuz. Kuzey Kıbrıs nerede? Bütün topraklar bu kadar mı? Ha, okey. Savaş ilanı, tak. Şimdi şöyle yapar isek benim için daha da mutlu olacağım, bir şey yapmış olacağız. Aynen, şurada koordinatlarımız da hızlıca yanlış yere gönderdim. Burnum tıkalı be. Konuşurken zor konuşuyorum arkadaşlar be. Videoyu şu anda bitiresim var o yüzden. Ama ve lakin bitirmeyeceğiz hala. Şu savaş bitmeden bitmeyecek. Diğer bölümü İran alıp kuruyoruz devletimizi.
Bu videoya 15 like gelsin o zaman arkadaşlar. Uzun zamandır 4 gündür video çekmiyordum. Bir video yüzden 146 abone yüzden. Güzel bir like gelirse güzel olur. Bu neyse, Türkiye'yi bayağı bir aldık. İhtiyacımız olan yeri. Aynı şekilde şuralarda alır isek. Sen de baba patronun kim olduğunu anla artık. Ha, güzel. Orduları biz nerede toplayalım? Şurada bir toplarsan Linah'ta. Bunun tıkalı bir arkadaşlar. Konuşamıyorum gerçekten. Oh be. Linah'ta hızlıca ordularımızı toplanan koştun. O zamana kadar da İran sınırı asker dizmiş. İran'a bir gözlük eğildim. Bu bölüm savaş hazırlıklarını yaparız. Diğer bölümde direkt saldırırız. Başka sıkıntı yok. Ben hızlıca 10.000 dizeyim orduları. Dur, 10.000. Şuralardan da hızlıca diz dikmeye. Okey, şimdi birazcık bekleyelim, turla geçsin. Kaç dakika olmuş ona bakıp, yani ona göre sonlandırıyorum. 20 dakika olmuş. Birazcık şu savaştan sonra kurulabilir. Lüks katlara bakalım. Kurabiliriz bu bölüm. Aynen, savaş ilan et direkt tak. Direkt savaş ilan ettik arkadaşlar. Kurduk hatta. Şöyle 10.000 İran'ı da alırız hatta. Arkadaşlar biliyorum bu şey sınırı değil. Tam değil, çünkü bu Hindistan'a kadar gidiyor ve ben diğer bölümde Hindistan'a kadar gideceğim. Bu sadece göstermelik. Yani göstermelik, yoksa ben ne bilirim gitmeyi. Aa, burada toprakları varmış. Unuttum ben buralardaki toprakları. Aklıma gelmedi. İran deyince aklınıza getireceksiniz. Yasakların ülkesi. Yani farklı bir ülke İran. Aklınıza getirecektiniz. Ben kaybedeceğim şimdi. Oraya ordular inşallah tutabilir. Aynen, geçemediler. Şey yapalım arkadaşlar. Şuradan da atıp direkt Büyük İskender Devleti'ni kurayalım. Ona diğer bölümde İran'a yeniden savaş ilan edip Hindistan'a gideriz. Aynen. Şöyle hızlıca şurada kurtarsa gittikten sonra barışımızı yaparız. Diğer bölüme çok iş kalacak ama kalsın. Şuraları bir hızlıca bir topla. Aynen. Önce barışım tamam. Şimdi Büyük İskender'i arkadaşlar kurduk. Bakın, Büyük İskender Devleti bayrağı kötü olabilir. Yani kendim yaptım ve uğraşmadım, ondan kötüdür. Bu büyük İskender. Nasıl ama? Mantığa bak. Büyük İskender. Tamam, şakaya geçen Büyük İskender Devleti'ni kurduk. Ama gerçekten büyük bir devlet. İmparatorluk aslında. Demokrasiyi ben bir imparatorluğa geçirtirelim. Aynen tak. Şimdi şuradaki asimilasyonları da yapıp direkt çıkalım. Bitsin artık bugünkü videoya. Diğer videoyu Hindistan'dayız arkadaşlar. Hindistan'dan bizi izlemeyi unutmayın. Oyunu kaydedelim arkadaşlar. Aynen kaydedildi. Ondan sonra çıkalım. Size hatırlatma olarak şunu unutmayın. Bununla bana yardım etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın. Bu güzel modda benim için bir yardımı unutmayın.
sizden başka bir şey istemiyorum. Son olarak bir kez daha hatırlatayım. Bu senaryo silinecek. Bunu es geçin. Bakın. Burada da İtalya toprakları falan full bitti. Sonra Afrika'ya falan başlamadık. Türkiye'nin bu kadar toprağı bitti. Yunanistan bitti. Arnavut bitti. Yugoslavya toprakları çoğu bitti. İtalya bitti. Yaklaşık 500 tane eyalet yaptık. Ve 5000'den fazla eyalet olacak bunda. Hatta bence 6-7 belki 10.000'i geçer. Bakın bu büyük senaryoda bana yardım etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere.